TV Spor ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren bir diğer ekiplerden biri ise Gaziantep Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Papy Djilobodji ile beraberiz. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum. Önümüzde çok önemli bir Demir Grup Sivasspor mücadelesi var ve bu maçın hazırlıkları için milli arada Antalya'da kamp çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu karşılaşmanın hazırlıkları nasıl geçiyor? Şunu söyleyebilirim öncelikle sana, Antep'i olumsuz hava şartları yüzünden terk etmek zorunda kaldık. Yoğun kar yağışı sebebiyle biz şu anda buradayız. Burada çalışmalarımız güzel gidiyor. Sahalar gerçekten çok güzel. İyi bir kamp ortamımız var. Her ne kadar uzun süredir burada olsak ve biraz sıkıcı olmaya başlasa da biz artık evimize döneceğimiz günü bekliyoruz ve bir an önce maça hazırlanıp sahada da 3 puanı bir şekilde almak istiyoruz. Aslında Antalyaspor mücadelesinden itibaren Antalya'da çalışmalarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Çok uzun bir süre herhalde Antalya'da en çok kalan takımlardan biri sizsiniz. Ya bu seni nasıl etkiledi? Az önce biraz sıkılıyoruz dedin ama futbol anlamında nasıl geliştiriyor seni bu süreç? Söylediğin gibi en uzun kalan takımız belki de Antalya'da. Uzun süredir hazırlanıyoruz bu karşılaşmaya. Yani otel ortamında olmak açıkçası birazcık yorucu olabiliyor belli bir süreden sonra. Ben kendi adıma konuşayım, evimi özledim. Takım arkadaşlarım da umuyorum aynı durumdadırlar. Ama aynı zamanda şuna yarıyor bu. Burada sürekli birlikte vakit geçiriyoruz. Sabah akşam birlikteyiz, dışarıya beraber çıkıyoruz. Yemeklerde, sohbetlerde sürekli birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı elde ediyoruz. Sezon sonuna doğru da bunun bize ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Saha içi, saha dışı anlamında ciddi bağlar oluştu şu anda takımda. Antalyaspor mücadelesinden bir önceki karşılaşma aslında yeni Malatyaspor'la karşılaşmıştınız. Özgür Kablo yeni Malatyaspor'la oynamıştınız. Bu mücadele Gaziantep'te çok uzun süre sonra yağan aşırı kar yağışı nedeniyle ertelendi. Yani daha önceden böyle bir kar yağışı görmüş müydün Antep'te özellikle? Çok sıcak bir bölge çünkü. Ayrıca yarım kalan mücadelelere tekrar önümüzdeki günlerde döndüğünüz zaman o maçtaki konsantrasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Şunu söyleyebilirim, geçen yıl Rize'de oynamıştım, yoğun bir kar yağışı altında bir karşılaşma. Topu dahi görmekte zorlanıyorduk ve hava gerçekten çok soğuktu. Bence o maçın da durması gerekirdi ama onu oynamıştık ve 3-0 kaybetmiştik. O hava şartları bizim çok işimize yaramamıştı. Malatyaspor maçı özeline gelirsek de ben bunu bir maç olarak görmüyorum. Çünkü sadece 45 dakika oynayacağız. Kariyerimde ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. 45 dakika boyunca da her şeyimizi sahaya vermemiz lazım. Yani bunu bir 90 dakikalık performanstan ziyade 45 dakikalık varınızı yoğunuzu sahaya yansıtmanız gereken bir süre olarak görüyorum. Takım arkadaşlarım da zaten aynı şekilde hazırlanıyordur diye tahmin ediyorum. 3 puanı almamız gereken bir maç. Sahaya da zaten bu zihniyetle çıkacağız. Teknik direktör Erol Bulut, oyunu iki yön oynamayı seven teknik direktörlerden biri ve bu yönde takımına sistem yerleştirmeyi kurmaya çalışan bir teknik direktör. Bir savunma oyuncususun, maç geliyor, yeri geliyor üçlü savunma, yeri geliyor beşli savunma, yeri geliyor dörtlü savunma yapıyorsunuz. Bu seni futbolcu olarak nasıl etkiliyor adaptasyon sürecini? Şunu söyleyebilirim, hocamız gerçekten çok iyi bir teknik adam ve aynı zamanda çok iyi bir ekibi var. Bence şu anda bulunduğu konumun da ileriki yıllarda çok daha iyi yerlere gelecek, çok daha büyük başarılar elde edecek bu sayede. Biz taktiksel anlamda profesyonel oyuncularız. Bize verilen görevi sahada uygulamakla yükümlüyüz. Yani 3-5-2, 4-4-2 ya da 4-3-3 sistem çok fark etmiyor. Herkes elinden geleni yapmak zorunda, pozisyonunun bilincinde olup. Hocamız da zaten hani kimi hangi pozisyonda, hangi sistemde kullanabileceğini çok iyi bildiği için olabildiğince topa sahip olmaya çalışıyoruz maçlarda ve en önemlisi tabii ki 3 puan almaya çalışıyoruz. Oyun içine döndüğümüz zaman da iç sahada muhteşem bir Gaziantep Futbol Kulübü görüyoruz. 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ki kendi sahasında yenilmeyen Trabzonspor'la beraber iki ekipten biri. Bunun sırrı ne? Bu başarının sırrı ne? Şunu söyleyebilirim. 3. sezonum benim Gaziantep'te ve geçtiğimiz yıllarda da iç sahada iyi işler yapıyorduk. İyi bir grafiğimiz vardı ama bu sene gerçekten başka bir seviyeye çıkarttık bunu. 2022 yılından tek beklentim bunu birazcık dış saha maçlarına da yansıtmamız. Çünkü iç sahada çok iyi savaşıyoruz, çok özgüvenli oynuyoruz, güzel futbol oynuyoruz. Dışarıda bu birazcık sorun oluyordu. Dış sahada da takım arkadaşlarım da umarım benimle aynı fikirdedirler. bu özgüveni, bu savaşçı ruhumuzu oraya da yansıtmamız gerekiyor ve olabildiğince fazla puan toplayıp ligi umarım ilk 3 belki ilk 4 içerisinde bitirmek istiyoruz bu sezon. Aslında ben sana lig hedeflerini soracaktım. Onu da söylediğin dış saha performansıyla beraber eğer istikrarlı sonuçlar alırsanız nereye kadar gelirsiniz diyecektim. Ligde ilk 3 sıraya hedeflediğini görüyorum. Peki Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden bir Gaziantep Futbol Kulübü var. Türkiye Kupası'nın hedefiniz ne? Türkiye Kupası'nda ben şunu söyleyeyim. Bireysel olarak ben hiçbir kupa kazanmadım şu ana kadar kariyerimde. Neden bu yıl olmasın? Çünkü iyi bir gidişatımız var, hedeflerimiz var. Takım olarak herkesin kafasında bir hedef var ve bu hedef doğrultusunda çok sıkı çalışıyoruz. Tabii zaman gösterecek neyin ne olacağını ama biz Gaziantep şehrine de bu kupayı kazandırmak istiyoruz. Bu sezon çünkü elimizde güzel bir fırsat var. Umarım hedeflerimize ulaşırız, güzel bir sezon geçiririz. Profesyonel oyuncularız, bu işi sonuna kadar götürebileceğimizi düşünüyorum. Chelsea, Sunderland, Werder Bremen, yani baktığımız zaman hem Premier Lig'de hem de Bundesliga'da forma giymiş bir oyuncusun. Şimdi Süper Lig'de boy gösteriyorsun. Bu ligleri kıyasladığın zaman Süper Lig'i nasıl değerlendirirsin? Deminki soruya dönmek istiyorum ben. Fransa'da Lig Kupası finali, Almanya'da Bayern Münih'e karşı kupada yarı final oynadım. O yüzden Türkiye'de bir final oynayıp kupayı kazanmak istiyorum. İngiltere gerçekten çok iyi bir lig. Almanya'da keza çok üst düzey bir lig. Fransa'da öyle. Bunları söyleyeyim ama Türkiye gerçekten bir cazibe merkezi haline geldi yabancı futbolcular için. Ve buraya gelen oyuncular ligin kalitesini gün be gün arttırıyorlar. Her geçen yıl bu lig daha zorlu hale geliyor ve kalitesi de gün geçtikçe artıyor. Türkiye için benim hedeflerim ve aynı zamanda dileğim 3, 4 belki 5 yıl sonra Avrupa'nın zirvesinde yer alması bu ligin. Tabii bunu hep birlikte başarabiliriz. Ben de buna bir katkıda bulunmak her zaman isterim. Umuyorum o günleri görürüz. Umarım Türkiye Ligi de Süper Lig'de Avrupa'da üst pozisyonlarda yer alır ve ben de hala oynamaya devam ederim. Sunderland döneminin hemen ardından bir 8 aylık gibi bir süreçte boşta kaldın, kulüpsüz kalmıştın. Ama ondan sonra futbola tekrar çok aç bir şekilde geri döndün. O 8 aylık süreç senin için nasıl geçti? 8 aylık süreç gerçekten çok zordu benim adıma. Çünkü ben Sunderland'den kovularak ayrıldım ve ailem dahi bazı gerçekleri bilmiyor hala bu konuyla alakalı. Onlara da söylememiştim. Çünkü bunları paylaşamıyordum kimseyle. Ama çok güzel dersler aldım hayattan. Çünkü dibe vurduğunuz zaman gerçek insanları, insanların gerçek yüzünü görüyorsunuz. Dipte olduğunuzda kimin sizin gerçekten yanınızda olduğunu görüyorsunuz. O süre zarfında her gün koşuya gidiyordum, sporumu yapıyordum, kulaklıklarımı takıyordum ve sadece koşuyordum. Hatta şunu bile söyleyebilirim, belki 8 ay futbol oynamadığım dönemde, herhangi bir kulüpte oynadığım dönemden daha fittim diye bile diyebilirim. Ama benim gözlerimi yeniden açmamı sağladı bu olay. Yani yeniden dünyayı ve futbolu anlamamı sağladı. Zihinsel olarak da çok güçlü bir oyuncu olduğum için bugün tekrar buradayım. Şu anda Türkiye'deyim ve her günün, her antrenmanın, her maçın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Olabildiğince de keyif almaya çalışıyorum. O Sunderland'den ayrılış sürecini şimdi anlatabilir misin? Şöyle geçti olay, küme düşmüştük o sezon, Championship'e düşmüştük ve Championship'te oynamak beni çok cezbetmiyordu açıkçası. Ailemle tatildeydim, daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim, kendimi fiziksel anlamda hazırlamak için kampa aldım. O sırada çalışmalarımı sürdürüyordum ve o esnada da biz Sunderland'le ek bir sözleşme imzalamıştık, bir aylık bir sözleşme. Ben takımdan ayrı çalışacaktım ve iyi bir teklif geldiğinde de yollarımızı ayıracaktık. Bu şekilde bir anlaşma yapmıştık. Fakat o anlaşmanın sonu geldi. Ben dönmedim İngiltere'ye çünkü orada oynamak istemiyordum artık. Sağdan soldan teklifler geliyordu sürekli ama sebebini bilmediğim bir şekilde sürekli reddediliyordu bu teklifler. Daha sonrasında İngiltere'ye döndüm. İngiltere'ye döndükten sonra da işte kulüplerde kadro dışı bırakılan oyunculara genelde gösterilen muamele gösterildi. İşte tek başına idman yap ya da tesislerden çıkıyordum, eve gidiyordum, eve varır varmaz bir mesaj geliyordu, yeni bir idmanın var gibisinden. Bu iş bir sarmal haline geldikten sonra da ben kulübe kendileriyle görüşmek istediğimi söyledim. Görüştükten sonra da isterseniz beni kovun. Yani çünkü bu böyle devam edemez dedim. Avukatlarımla görüştüm. Bir ortak görüşme yapıldı sonrasında tekrardan kulüple. Cüzi bir miktar tazminat aldım. Sonrasında da kulüpten ayrıldım ve 8 ay futboldan uzak kaldım. Türkiye'ye gelmeden önce memleketlilerin Moussa Sow da Gaziantep Futbol Kulübü forması giydi. Demba Ba keza aynı şekil ve Sunderland'den takım arkadaşın Jermaine Lens de Türkiye'deydi. Türkiye'ye gelmeden önce bu futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdin mi? Oui, je connais Moussa Sow, on a joué en équipe nationale ensemble. Je connais Demba Ba, on a joué en équipe nationale. Moussa Sow ve Demba Ba ile milli takımdan arkadaştık zaten. Jermaine Lens'le de Sunderland'de sizin söylediğiniz gibi beraber oynamıştık. Teklif geldiğinde ben ilk olarak öncelikle Moussa Sow'u aradım. Çünkü o burada oynuyordu geçmişte ve burayı daha iyi tanıyordu. Bana eğer bir şekilde rakamlarda anlaşabilirseniz mutlaka git dedi. Ve ben buraya geldiğimden beri ona teşekkür ediyorum. Çünkü hiçbir pişmanlığım olmadı geldiğim günden bu yana. Burada olmaktan dolayı da çok çok mutluyum. Jermaine Lens'le de konuşmak istedim ama numarası bende olmadığı için o dönem ona ulaşamamıştım. Ama ilk aradığım kişi Moussa Sow oldu ve hiçbir pişmanlığım yok. Şimdi Antep yemekleriyle çok güzel bir şehir. Antep yemekleriyle aran nasıl? Gaziantep'te gerçekten çok güzel yemekler var. Çok güzel yemek yiyoruz. Yemek yemeyi de çok seviyorum. Tatlılar da çok güzel, baklava ya da katmer olsun. O yüzden burada çok mutluyum. Gaziantep. Ama bir futbolcu için zor herhalde, zor bir şehir yani diyet bakımından zorlanıyorsundur herhalde. Oui, kesinlikle zor ama ben çok şanslı bir insanım. İstediğim kadar yesem de kilo almıyorum. Peki kendin de belirttin, 2,5 sezondur Türkiye'de forma giyiyorsun. Türkçe diliyle aran nasıl Türkçeyle? Birkaç kelime konuşabiliyorum. Bir de dersler alacağım bu önümüzdeki dönemde. Çünkü bu ülkeyi gerçekten çok seviyorum ve o yüzden dilini konuşmak istiyorum ve başaracağıma da eminim. Peki taraftara Türkçe olarak ne söylemek istersin? Taraftar çok güzel ya. Çok seviyorum. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Hem milli takımla alakalı hem de Chelsea döneminle alakalı. Milli takımla alakalı biliyorsun milli takımın Senegal Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde boy gösteriyor. Burkina Faso ile karşı karşıya gelecek. Senegal'in bu turnuvasını nasıl değerlendiriyorsun? Gurur duyuyorum gerçekten. Çok da iyi bir turnuva geçiriyorlar. Çok mutlu ediyorlar bütün Senegal halkını, Senegal taraftarlarını ve Senegalli çocukları gerçekten gururlandırıyorlar. Onlar için en iyisini diliyorum. Umarım finale çıkarlar. Burkina Faso'yla zor bir maç olacak. Finale çıkarlar ve artık zamanının geldiğini düşünüyorum Senegal için Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmanın. Her şeyimiz var. Taraftarlarımız, isteğimiz, arzumuz ve çok iyi, çok yetenekli oyuncularımız var. Tek eksiğimiz kupa. Umarım kupayla taçlandırırlar. Son olarak az önce de belirttiğim gibi Mourinho'yu sormak istiyorum. Chelsea'de beraber çalıştın. Mourinho hakkındaki düşüncelerin ne? Mourinho Türkiye'ye gelse sence başarılı olur mu? Çok iyi bir teknik direktör olduğunu söyleyebilirim öncelikle. Türkiye'ye geldiği takdirde de eğer ki eline doğru imkanlar verilirse, ihtiyacı olan ve istediği şeyler ona sunulursa oyuncu anlamında, tesis anlamında çok iyi işler yapacağına ben eminim. Çünkü kariyerinde de baktığınızda zaten gittiği yerlerde ilk yıllarda mutlaka iyi başarılar elde ediyor. Çok çalışkan birisi. O yüzden başarılı olacağını düşünüyorum ama tabii bekliyoruz hala gelmesini. On verra, on l'attend en Turquie déjà. Çok teşekkür ederim bu güzel cevaplar için, samimi cevapların için. Evet değerli izleyenler, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Papy ile beraberdik. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.